Efendim, Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın İskender Alianoğlu ile beraberiz. Efendim, öncelikle merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Medya TV değil mi? Evet Medya efendim. TV ailesine ve sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başkanım, yeni mesajına geçmeden önce ben öncelikle sokak röportajlarını gerçi yapıyoruz ve halkımız da dile getiriyor. Esnafımız da aynı şekilde. Ben esnafımızın da son durumunu bir de sizden öğrenmek istiyorum. Esnafta son durumlar nasıl? Efendim, esnafın durumu malum, sokak röportajlarında dinliyorsunuz esnafı. Ben esnafla birebir görüşüyorum. Sürekli esnafın içindeyim. Kendim de esnaf olduğum için zaten küçük bir ilde yaşıyoruz. Esnafın sorunları, ekonomi boyutu çok, sıkıntıları çok. Son günlerde bir daha önceki ifadelerimde de belirtmiştim. Kısır bir ay içindeyiz, kısır bir dönemdeyiz. İş turizmin olmayan bir dönemdeyiz. Tatilcilerimiz batıya çekildiler kış aylarında. Bir kış turizmimiz var. Kar, buz festivalleri ve kayak tesislerimiz. Malumen fazla bir kar yok. Göl de donmadı. Bu nedenle kısır bir ay içindeyiz. Yeni yıla giriyoruz. Ancak özellikle hizmet sektörü çok sıkıntılar çekiyor. Nedeni de şudur. Doğalgaz fiyatların ani yükselişi esnafımızı çok mağdur etti. Elektrik faturaları yüksek, doğalgaz faturaları yüksek. Bir de son asgari ücretin belirlemesiyle işverenlerimizin sırtına bir yük daha bindi. Nedir bu? İşte SSK primleri, Bağkur primleri yeni yıldan sonra 3.000 küsür bir maliyet söz konusu. Yani her bir işçi için işverenlerimiz 1.250 lira daha fazla ödeyecek. 3.000 lira da maaşından ödeyecek. 4.000 küsür bir külfet oldu. Bunun yanında diğer maliyetler de yüksek. Olunca esnafın durumu iyi değil. Biz esnaf için bir sıcak faizi düşük krediler sağladık. Halk Bankamızla beraber. Halk Bankası kooperatif kredilerini 0.75 faiz oranı ile esnafımıza iyi bir destek oldu. En az 100 bin lira ve 500 bin lira arası kredileri her zaman 2-3 ay içinde yepyeni bir nefes kredisi oldu esnafımız için. Ancak bu da yetmiyor. Çünkü iş yok. Esnafın durumu iyi değil. Ve geçen ay 52 tane esnafımız ticari terk etti. Ticareti terk etti. Tabii yeni kayıtlar da var ama bu çözüm değil. Çözümün Ardahan'a has yeni bir yapılandırma. Yapılandırma nedir efendim? İşte daha önce 10 kişi çalıştıranlar ve 2 kişiden fazla çalıştıranlar için bir indirim vardı. %50 indirim vardı. SSK primlerinde indirim vardı. O indirimler şu anda uygulanmıyor. Onların tekrar hayata geçirmesini istiyoruz esnaf olarak. Ve doğal gaz ve elektrik faturalarının kış aylarında onu da %50 indirim istiyoruz Ardahan için. İstiyoruz. Esnafın talepleri bu doğrultudadır. Çünkü ben kendim de restoran çalıştırıyorum. 7-8 tane çalışanım var. Gerçekten bundan sonra bu SSK'sını nasıl ödeyeceğim? Bu doğalgazı nasıl ödeyeceğim? Bu elektriği nasıl ödeyeceğiz? Nasıl karşılayacağız? Zor durumdayız. Yani bunu bir an önce yetkililerin el atmasını bekliyorum. Teşekkür ediyorum size. Efendim, bizler de tekrardan sizin aracılığınızla bildirmiş olalım esnafımızın sorunlarını. Başkanım, bir de 2022'yi sonlandırırken 2023'e giriyoruz. Sizden de yeni yıl dilekleri, yeni yıl mesajınızı alabilir miyim? Şimdi efendim şöyle, biz 2022 yılı çok da kötü bir yıl olmadı. Bazı sıkıntılarımız oldu. Daha öncesi pandemi. Şimdi tam toparlarken maliyetler yükseldi. İnşallah 2023 yılı hayırlı olur. Bütün esnafımız için hayırlı olur. Bol kazançlar, hayırlı işler diliyorum tüm esnafımıza. İyi bir yıl diliyorum.